Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda hareket problemlerinin 6.sıyla ÖSYM tarzı sorularımıza devam ediyoruz. Bugün 4 tane çok güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen ilk sorumuzu okumakla başlayalım. Hüseyin Bey zamanı 8 eşit bölmeden oluşan antika saatiyle takip edebilmektedir. Bakın antika saat şu sağdaki. Hüseyin Bey İzmir'den Konya'ya ilk defa saatte 80 km hız ile antika saatine göre saat 2'de çıkmış ve saat 5'te Konya'ya varmışlar arkadaşlar. Sağdaki saate göre 2'de çıkmış ve 5'te Konya'ya varmıştır. Hangi hızla? 80 km hızla. Hızla zamanı çarptığım zaman neyi verecek arkadaşlar? Yolu verecek değil mi? Güzel. Aynı yolu ikinci defa saatte 90 km hız ile gerçek saatine göre 1'de çıktığında gerçek saatine göre saat kaçta Konya'ya varır diyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Gerçek saate göre hesap yapacağız. O zaman antika saati gerçek saate göre arkadaşlar ne yapalım? Bir kıyaslayacak şekilde aynı birimden yazmaya çalışalım. Nasıl yani? Burada arkadaşlar antika saatine göre bak dikkat ederseniz şimdi ben bu 8 bölmeden oluşuyor ya. 8'i ben neyle çarparsam 12'ye göre kıyaslama yaparım? 8'i 1,5'la çarparsam değil mi? 8 ile 1,5'u çarparsam 12 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek saate göre hesap yapmış oluruz. Yani şöyle de düşünebilirsin. Hocam bir gün 24 saat. 24 saate göre hesap yapsak ne olur? Hiç fark etmez. Aynı şeyi buluruz arkadaşlar. Tamam. O zaman ne dedik yani? Şu 1 aralık ne olacak arkadaşlar? 1,5 saat olacak. Hangisine göre? Şu gerçek saate göre. Şimdi arkadaşlar 2'de başlayıp 5'te bitmeyecek mi bu yolculuk? Evet. Yani şöyle 2'de başlayacak 5'te biteceğine göre 1, 2, 3 tane aralık var. Her biri 1,5 saatte. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3 tane 1,5 saatten gerçek saate göre 4,5 saat yolculuk yapmış olacak. Hangi hızla? 80 km hızla 4,5 saat ne yapar? 4,5 demek arkadaşlar 9 bölü 2 demek. Yani hızla zamanı çarptığın zaman bana neyi verecek arkadaşlar? Yolu verecek. Değil mi? Yani 80 ile 2'yi sadeleştirirsem 40, 40 ile 9'u çarparsam 360 km. Demek ki bizim yolumuz neymiş arkadaşlar? 360 km'ymiş. Ben bu 360 km'yi ne yapacağım? Gerçek saate göre arkadaşlar hesaplayacağım. Doğru mudur? Evet. 90 km hız ile kaç saatte varsın bilmiyorum. T sürede. Dolayısıyla her tarafı 90'a böldüğüm zaman T'yi buradan ne olacak arkadaşlar? 4 olarak bulmuş olacağız. Kaçta yola çıkmıştı? 1'de yola çıkmıştı. 4 saat yola 4 saat daha gideceğine göre toplam demek ki arkadaşlar saat 5'te Konya'da olmuş olacak. Tamam? Doğru cevabımız A şık. 2'ye bakalım şimdi arkadaşlar. Şekilde A noktasından B noktasına V1, V2 ve V3 sabit hızlarıyla hareket eden 3 araç verilmiştir. Şekilde görülüyor zaten. V1 hızlı araç B noktasına vardığında V2 hızlı araç B noktasına x kilometre uzaklıkta. Tamam. V2 hızlı araç B noktasına vardığında V3 hızlı araç B noktasına y kilometre uzaklıktadır. Bakın böyle bir arkadaşlar eşitlik söz konusu. Dolayısıyla 6, 10 ve 15 kaçta eşitlenir arkadaşlar? 30'da eşitlenir. Değil mi? O zaman ben V1 yerine 5 yazayım. V2 yerine 3 yazayım. V3 yerine de 2 yazayım arkadaşlar. Şurayı da V diyecek olursam 5V, 3V ve 2V hızlarda olmuş olsun. Tamam. Peki biz bu A, bak sonuçta benden ne istiyor? X bölü Y oranı istiyor ya arkadaşlar. O yüzden çok fazla bilinmeyene girmeye gerek yok. Niye? Oran istendiğinden dolayı sadeleşeceğinden dolayı arkadaşlar çok fazla bilinmeyene girmeye gerek yok. Tamam. Ben AB yolunu ne yapayım arkadaşlar? Şu 5, 3 ve 2 ile arkadaşlar ne olacak? Ortak bölenleri olacak şekilde ben AB yolunu 60 ve seçeyim. Başka bir şey de seçebilirsin. Hiç fark etmez. Tamam. 60 ve seçmiş olalım arkadaşlar. Şimdi birinci öncülümüze geri dönelim. V1 hızlı araç yani 5V hız ile giden araç B noktasına vardığında arkadaşlar 60V'lik yol o gitmeyecek mi? Evet. B'ye ulaşana kadar 60V'lik yol gidecek. Hangi hızla? 5V hızıyla. Hangi saatte? T1 saatte. Dolayısıyla buradan sadeleştirmelerimizi yapacak olursak T1 eşittir ne olacak arkadaşlar? 12 saat olmuş olacak. Değil mi? 12 saat yolculuk yapmış olacak. Peki V2 hızlı araç B noktasına x kilometre uzaklıkta ya arkadaşlar. V2 hızlı araçta hızı neydi? 3V'ydi. 3V ile
12 saat yol gittiğinde arkadaşlar ne kadar gitmiş olacak? 36 V gitmiş olacak. Tamam? Yani şunu demek istiyoruz. Şimdi V1 hızlı araç tam buraya gelmiş oldu. V2 hızlı araç ne kadarlık bir yol gitmiş oldu arkadaşlar? 36 V'lik. Peki B'ye ne kadar bir yol kaldı? 24 V, değil mi? Tamamı 60 V olacak ya. Demek ki arkadaşlar B noktasına X kilometre uzaklıkta ya. Bu X kilometre dediğimiz ne arkadaşlar? 24 V, değil mi? X'i demek ki buradan 24 V olarak bulmuş olduk. Anlaştık. V2 hızlı araç B noktasına vardığında. Şimdi V2 hızlı araç B noktasına vardığında arkadaşlar. Şimdi B noktasına gidene kadar 60 V'lik yol gitmeyecek mi? Evet. Kaç hızıyla? Bakın 3 V hızıyla. Ne kadar saatte? T2 saatte. Dolayısıyla arkadaşlar sadeleştirmelerimi yaptığım zaman T2 ne olacak buradan? 20 olacak arkadaşlar. 20 saatte varmış olacak. Peki V3 hızlı araç 20 saatte ne kadar yol gidecek? Bakın V3 hızlı aracın hızı neydi arkadaşlar saatte? 2 V idi. 20 saat gideceğine göre arkadaşlar toplam ne kadar gitmiş olacak? 40 V gitmiş olacak. B noktasına vardığında şurayı bir temizleyelim. Şurayı bir temizleyelim. Aman aman. Ayarı yapmamışız arkadaşlar. O yüzden şöyle geri alacağım. Bunun üzerinde göstermeye çalışacağım şimdi. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. 40 V'ye gidecek ya arkadaşlar. Şöyle. 40 V'ye gitti. Tamam. 40 V'ye gitti. O zaman geriye ne kadar bir yol kalmış olacak? Şöyle şuradan itibaren yapalım. 20 V kalacak, değil mi? Geriye kalan yol. Arkadaşlar B kilometre B'ye uzaklığı Y kilometre olacak diye. Yani ne olacak arkadaşlar? 20 V olmuş olacak. Bakın bunda 20 V bulduk. 24 V'nin 20 V'ye oranı V'ler sadeleşirse 4 ile sadeleştirirsem 6, 4 ile sadeleştirirsem ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Tamam? 5 şık. Bence güzeldir. 3'e bakalım şimdi. Yukarıdaki şekillerde verilen yürüyen merdivenler oklar yönünde V hızı ile hareket etmektedir diyor. Tamam. Şekil 1'de Ali ve Veli bulundukları konumlardan aynı anda sabit V1 ve V2 hızları ile yola çıktıktan 6 saniye sonra aynı hizaya gelmektedir. Tamam. Şimdi arkadaşlar siz nehir sorularını hatırlıyorsunuzdur değil mi? Nehir sorularında akıntı sorularında daha doğrusu akıntıyla aynı yönde gittiğimiz zaman ne oluyordu? Kendi hızımıza bir de akıntının hızını ekliyorduk. Akıntıya ters yönde hareket ettiğimizde kendi hızımızdan akıntının hızını çıkartıyorduk. Niye? Akıntının bizim hızımızı engelleyici bir yönü olduğundan dolayı. Burada da aynı şekilde arkadaşlar akıntı değil de merdivenin hızı var. Merdivenle aynı yönde gidersek kendi hızımıza merdivenin hızını da ekleyeceğiz. Değil mi? Veya merdivene ters yönde gidersek kendi hızımızdan merdivenin hızını çıkarmamız lazım. Burada da böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Okuyalım şimdi. Şekil 1'de ne diyordu? Ali ve Veli bulundukları konumlardan aynı anda sabit V1 ve V2 hızlarıyla yola çıktıktan 6 saniye sonra aynı hizaya geliyorlardı arkadaşlar. Şurayı bir yorumlayalım şimdi. Tamam. Şimdi Ali'ye bakalım. Ali burada. Ali bakın şurada. Şimdi merdivenin şeyi de yönü de arkadaşlar bakın kırmızı okla gösteriliyordu. Tamam. Dolayısıyla Ali'nin hızı neydi? V1'di. Veli'nin hızı da neydi arkadaşlar? V2'di. Ben şimdi Ali'nin hızına yani V1'e ne yapacağım? V'yi ekleyeceğim. Niye? Çünkü Ali merdivenin yönüyle aynı yönde gidecek. Dolayısıyla ne yapacağım? Ali'nin hızına merdivenin hızını ekleyeceğim. Sonra şimdi Ali ile Veli karşılıklı geldiklerinden dolayı arkadaşlar hızlarını toplamıyor muyduk? Topluyorduk değil mi? Aynı yönde gittikleri zaman ne yapıyorduk? Hızlarını çıkartıyorduk. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Veli'nin hızı V2. Bu da merdivenle aynı yönde hareket ettiğinden dolayı arkadaşlar Veli'nin hızına bir de ne yapacağım? Merdivenin hızını ekleyeceğim. Bunlar 6 saniye sonra gittikleri yol ne olacak? Bu olacak. Çünkü hızla zamanı çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? Bize yolu verecek. Anlaştık. Şimdi devam ediyorum. Şekil 2'de ise Ali ile Veli V1 ve V2 sabit hızları ile aynı anda merdivenlerin hareket yönlerine zıt yönde. Merdivenlerin hareket yönlerine zıt yönde oldukları zaman ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Bak Veli böyle gidiyor. Merdiven bu şekilde gidiyor. Merdivenin yönüne zıt gittiklerinden dolayı ne olacak? Mesela Ali'nin hızından merdivenin hızını çıkaracağım. Değil mi? Çünkü Ali bu şekilde gidiyor. Merdiven bu şekilde gidiyor. Veya Veli aşağı gidiyor. Merdiven yukarı gidiyor. O zaman ne yapacağım? Ali'nin hızından yani V1'di. V'yi çıkaracağım. Doğru mudur? Evet. Yine Ali ile Veli karşılıklı hareket ettiklerinden dolayı ben bunların hızlarını ne yaparım arkadaşlar? Yine toplarım.
Sonra V2'den yine ne yapacağım? V'yi çıkaracağım. Çünkü merdivenin yönüne zıt şekilde hareket ediyorlardı. Anlaştık. 9 saniye sonra aynı hizaya gelmektedirler diyor arkadaşlar. 9 saniye sonra aynı hizaya gelmektedirler. Tamam. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlar? Bunlar aynı yolu gittiklerinden dolayı ne yapacağız? Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Bak burada V1 ile V2 var ya. Bunları ben bir de 6 ile çarptığım zaman ne olacak? 6 tane V1 artı V2 olacak. Bir de V burada var, V burada var. 2V. 6 ile de çarparsam ne olacak arkadaşlar? 12V olacak. Şimdi burada da V1 artı V2 var. 9 ile çarparsam 9 tane V1 artı V2 olacak. Şimdi eksi V, eksi V, eksi 2V. 9 ile de çarparsam eksi 18V olmuş olacak. Bunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa atayım arkadaşlar. Dolayısıyla 30V eşittir 3 çarpı V1 artı V2 olacak. Her tarafı 3 ile sadeleştirdiğim takdirde V1 artı V2 değerini 10V olarak bulmuş oluruz. Tamam, bu elimizde bir dursun. Peki bizden ne istiyor? Buna göre merdivenler durdurulmuş olsaydı, merdivenler durdurulmuş olsaydı o zaman ne olacak arkadaşlar? Merdivenlerin hızını Ali ve Veli'nin hızlarına eklemeyeceğim. Değil mi? Duruyor çünkü. Hiç hareket etmiyor. Tamam. Ali ve Veli hareketlerine başladıktan kaç saniye sonra aynı hizaya gelirdi? Şimdi Ali ile Veli hep zıt yönde hareket etmiyorlar mı? Evet. Dolayısıyla hızlarını ben toplamam mı? Toplarım. Kaç saniye sonra diyor ya, bilmiyorum. T saniye sonra arkadaşlar ne olacak? Hareket edecek. E bunlar ne olacak arkadaşlar? Yolu vermeyecek mi bana? Evet. Hızla zamanı çarptığım zaman yolu verecek. Şimdi yol dediğimiz ya şu kırmızıyla göstereyim. Yani ya şu ya da şu değil mi? Fark etmez. Herhangi birini alalım arkadaşlar. Şunu alalım. Dolayısıyla bak burada ne olacak? İşte 6 çarpı V1 artı V2 artı 12V. Bak ben V1 artı V2'nin 10V olduğunu biliyorum. Bak şurası ne olacak? 10V. T çarpı 10V eşittir. Bak burası da 10V. 6 ile çarparsam 60V. 12V de buradan 72V olacak. V'ler birbirini götürür. 10T 72 ise T'yi de buradan 7,2 saniye olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Bence gayet güzel soru. Buna yıldız attım. Ve gelelim son sorumuza. Bir trenin eşit uzunlukta 16 adet kompartımanı bulunmaktadır diyor. Eşit uzunlukta 16 adet kompartıman. O zaman her bir kompartıman x olacak olursa 16 tane kompartıman varsa arkadaşlar ne olacak? Bu tren 16x olmuş olacak uzunluğu. Tamam? Şimdi bu trenden tünele girdikten sonra 20 saniyede bir en arkasında bulunan bir kompartıman kopmakta. Trenin kalan kısmı aynı yönde ve aynı hızda yoluna devam etmektedir diyor. Saniyede 5 metre sabit hız ile 1205 metrelik tünele giriş yapan bu tren 259. saniyede kopmadan kalan kompartımanları ile tüneli tamamen terk ettiğine göre başlangıçta bu trenin uzunluğu kaç metredir diye soruyor arkadaşlar. Başlangıçta biz 16x dedik ya, yani bizden 16x soruluyor. Şimdi her 20 saniyede bir tane kompartıman en arkadan kopmuyor mu? Evet. Şimdi dolayısıyla bizim 259 saniyemiz var ya, 259 saniyede ne olacak? Acaba kaç tane kompartıman kopmuş olacak? Şimdi bir kere var değil mi? Bir kere 20, 59, iki kere var. Ne olacak? 40 olacak değil mi burası? Kalan da 19 olmuş olacak. Yani kaç tane kompartıman kopacak arkadaşlar? 12 kompartıman ne yapacak? Kopacak. Toplamda 16 değil miydi? Evet. 16'dan 12 tanesi koptu. Geriye kaldı 4 kompartıman. Her bir kompartımanın uzunluğunda da x demiştik. Dolayısıyla bizim kalan uzunluğumuz ne arkadaşlar? Kalan uzunluk değil mi? 4x olmuş olacak. Tamam, bu cepte dursun. Şimdi arkadaşlar biz tünel sorularında ne yapıyorduk? Yola ne yapıyorduk? Tren artı tünel diyorduk. Doğru mudur? Evet. Şimdi biz peki trenin uzunluğunu 16x olarak mı alacağız? 4x olarak mı alacağız arkadaşlar? 4x olarak alacağız. Öyle değil mi? Bak sebebi ne? Sebebi şu. Bak şimdi şu tünel olmuş olsun. Ben şimdi tüneli ne yapacağım arkadaşlar? Tüneli geçeceğim. Bir de kendi uzunluğumuzu,
geçeceğiz. Öyle değil mi? Kendi uzunluğumuz. Şimdi arkadaşlar bizim en sonda kalan uzunluğumuz 4x değil mi? Bak şu tren neydi? Bak şu tünel 1205 metreydi. Şimdi kalan arkadaşlar bu değil mi? Ben tamamen ne zaman geçerim? Kendi uzunluğum kadar geçerim. Kendi uzunluğum 4x kaldı. O zaman arkadaşlar ne olacak? 4x'i eklemem lazım. Tamam mı? Anlaştık mı? Tren artı tünele ne diyeceğiz? Tünelin uzunluğu zaten sabit. O zaman trenin uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Değil mi? Bak tamamen terk ettiğine göre diyor ya. Bak şu ifade bizim için önemli. Tamamen terk etmesi arkadaşlar. Burada trenin buradan çıkması değil mi? Trenin buradan çıkarkenki uzunluğu 4x. O yüzden ben 4x'i baz almam lazım. Dolayısıyla tren artı tünelin uzunluğu ne olacak? 4x artı 1205 metre olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki birimimiz saniyede 5 metre ya. Burada da saniye. O zaman herhangi bir dönüşüm yapmaya gerek yok. Bunlar da zaten biliyorsunuz dönüşümler çok 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 önemli. Eşittir hız çarpı zaman. Hızımız ne? Hızımız bakın burada 5. Saniyemiz ne? 259 saniyede geçecek ya. Dolayısıyla 259 olmak zorunda. Şimdi 259. Burası 260 olsaydı 260'da 5 çarpsaydım 1300 olurdu. 1300 olurdu. Bir tane 5 çıkartacak olursam 1295 olacak. Dolayısıyla 1295'ten 1205 çıkardığım zaman 4x ne olacak arkadaşlar? 90 olacak. Peki benden ne isteniyordu? 16x. Dolayısıyla ben bunu 4 ile çarpacak olursam 16x eşittir. Ne olacak? 4 kere 90'dan 360 metre olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Buna da bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.